Herkese merhaba. 2 sene önce gençleştirdiğimiz bağın dibindeki sürgünleri temizleyeceğiz. Eğer onları temizlemezsek üst taraftan verimi iyi alamayız. Sürgünler bunlar. Bunları hep temizlememiz lazım. Deveyen kendisi böyleydi. Buradan ucunu kestik. Bu çubuğu bırakmıştık. 2 yaşında bu. Yani bu sene 2. senesi. Geçen sene bırakmıştık. Bunları temizleyip sadece bu çubuk gövdesi böyle olması gerekiyor. Eğer dibinde sürgün olursa bu üst taraftan iyi verim alamayız. Böyle. Bir tane de burada var. Bunu en dabandan köklerine yakın yerden bir tane çubuk bırakmıştık. Bu da aynı şekilde her yerinden yine sürmüş, filizlenmiş. Bunları hep temizlememiz lazım. Şöyle. Gövdenin aşağı yerine yakın yerden sürgün olursa onlar üst tarafın verimini düşürüyor. Bunları da alıyoruz şöyle. Şimdi burada 3 tane bıraktık. Bu seneye bu tele yatacak. Bunların ikisinden biri de bu taraf tele yatacak. Bağ şeklini alacak. Burada da bir tane gençleştirme yaptığımız asmamız var. Bunu bu sene yaptık gençleştirmesini. Bayağı da güzel olmuş, bayağı düzüm vermiş. Burada hemen hemen 20 yıllık olan eski asmayı kestik. Şu çubuğu bıraktık. Bundan bayağı sürgün vermiş. Bayağı da üzümü var. Ama bunları koparmamız lazım. Eğer hani kıyamayıp koparmazsa bu çubuk ip ince kalır. Hiç olgunlaşmaz. Şöyle. Şu çekili olan telin seviyesine kadar hepsini koparmamız lazım. Böyle. Altı bu şekilde. Üstü de bunlar. Burada hemen hemen 4 tane kaldı çubuk. 4 tane çubuğun bir tanesini sağ tarafa, diğerini de sol tarafa yatıracağız. Bir sonraki sene de aynı o şekilde budamaya devam edeceğiz. Bu asmada da gençleştirme yaptık. Bunu geçen sene yapmıştık. Bu diğerlerine göre daha iyi büyüdü. Ama bunun tek bir sorunu var. Bunun ana dalı, kalın olan dalı biraz eğri. Yeni bıraktığımız çubuk da hani böyle çapalama yaparken çapa makinesine şöyle göstereyim. Biraz içeriye doğru olmuş. O yüzden bunun sürgünlerini temizlerken şurada tam doğru olan yerden çıkmış sürgünlerin bir tanesini şöyle bir tanesini bırakıyoruz. Bu gerçek derek olacak. Asıl derek o olacak. Bu eğri olduğu için bu tamamen kendini kurtardığında bunu buradan keseceğiz. Yeni devemiz bu olacak. Ama bu kendini kurtarana kadar, yani elimiz boşa çıkmasın diye, verim almaya devam edelim diye bu kalacak. Şöyle. Bu asma diğerlerine göre biraz farklı. Ana dal biraz yine çapalama yapacağımız yeri engellediği için bu sene şu çubuğu bıraktık. Şöyle göstereyim. Bu çubuk kendini kurtarana kadar, yani tam olgunlaşana kadar bu kalacak. Yani biz yaprağı, üzümü bundan alacağız. Daha sonra bu 3 yaşına gelince o toprak seviyesine yakın yerden şu kalın olanı keseceğiz. Sadece bu kalacak ve daha düzgün olacak, daha genç olacak. Şu kalından kurtulmuş olacağız. Bu asma normalin bayağı bayağı üstünde üzüm vermiş. Hani bu sadece vermiş. Bu üzümler koparmazsa, kalırsa nohut gibi olur. Hiç irileşmez. Hani hiçbir işimize yaramaz. O yüzden aşağısından tel seviyesine kadar bunları alacağız. Şöyle. Üzüm biraz azaldı ama olan üzümler gayet iyi. Yani satılmaya değer üzüm olacak. Diğerlerini koparmamış olsaydım aşağıdakilerini, nohut büyüklüğünde olurdu. Hiçbir işimize yaramazdı. Sadece pekmez olurdu.